Arkadaşlar günaydın. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün full day of supplements yapacağım. Yani bütün takviye edici gıdalarımı ne zaman nasıl kullanıyorum onu göstereceğim. Vitamin ve işte ek gıdalar, protein to supplementler yani. Şimdi sabah uyandım. Sabah uyandığımda ilk ne içiyorum? Direkt tripod kullanacağım. Tripod koyayım kamerayı. Yeni uyandım bu arada. Uyanır uyanmaz aldığım supplementleri şimdi size göstereceğim. Şimdi ilk yaptığım şey arkadaşlar, Bir adet bardak edinmek. Bunu kim bilir ne zamandan beri tezgahın üzerinde tutuyorum ben. O yüzden önce bir çalkalasam iyi ederim. Şimdi üzerine suyumuzu koyalım. Bu arada ben size buradan bir bilgi vereyim. Bu arada ben supplement kullanırken sonra ne bileyim antrenman öncesi, antrenman sonrası bir şey kullanırken hani yok 250 mg suya, yok 300 mg suya, yok bilmem kaç mg suya bir ölçek protein tozu veya herhangi bir şey koyuyorsunuz falan diye ben suyu asla hesap etmem beyler. Suyu asla hesap etmem. İçebildiğim kadar fazla içerim. Yani direkt protein tozu içeceksem 250 ml koyulur normalde. Ben direkt 500 ml koyarım yani. Suyu da orada içmiş olurum. Dediğim gibi suyu hiçbir zaman hesap etmem. Sizin de öyle olmanızı tavsiye ederim. Suyu hesap etmeyin baba, gömün. Sudan sıkıntı yok. Şunu bir sileyim. Evet, bardağımızı, suyumuzu koyduk. Evet, bunun içine ne atacağım arkadaşlar? Bunun içine sabah uyandığımda direkt ilk kullandığım supplementler toz olarak geliyorum. Yaklaşık 2 ölçek kadar kreatin kullanacağım. Kreatini isterseniz antrenmandan hemen sonra ya da gün içinde herhangi bir zaman alabilirsiniz. Ben çok üşengeç bir adam olduğum için eğer sabah hani alabileceğim bir şey varsa alıyorum ve gün içinde bir daha asla onu düşünmüyorum. Aslında kreatini sabah kullanmamın sebebi bu. Antrenmandan önce de gün içinde herhangi bir zamanda alabilirsiniz. Ben dediğim gibi çok üşengeç bir adamım. Sabah uyandığımda direkt alabileceğim bütün her şeyi varsa alıyorum. Ondan sonra akşama kadar hiçbir şey aklıma gelmiyor. Evet, protein tozu. Bu neydi ya? Neydi bunun ismi? Neydi bunun ismi buddy? Bunun ismi kreatin. 2 ölçek kreatin sabah. Ondan sonra arjininim bitmiş. Sonra 2 ölçek kadar arjinin. Bunu da çekeyim. Arjinin SSN marka. Arjinin artı ZMA. Tadı falan çok güzel. Tavsiye ederim. 2 ölçek kadar ZMA. Arjinin artı ZMA'mızı da koyduk. Şimdi gün içinde aldığım vitaminler. Bir tane Supradin All Day. Bakın, Supradin All Day. Şöyle göstereyim. Bu biraz pahalı aslında bize göre. İçeriklerine bakın. Şuradan gösterebilecek miyim ki size? Aynen görünüyor. Coenzim var. Multivitamin, mineral falan filan var. Bakın içindekiler falan şurada yazıyor. Hacim arttırıcı, selüloz, asedin, kalsiyum tuzları, sülfat falan filan. İçeriğine böyle isterseniz videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Ben size şöyle bir göstereyim. Uyarıları falan da çekeyim. Belki gerçekten videoyu durdurup okumak isteyen olur. Şöyle çekeyim. Bunu gerçekten öneriyorum. Coenzim Supradin All Day. Bir tablet Supradin All Day. Bu benim mix. Bütün vitaminlerimi bunun içine koyuyorum. Yoksa bunun gösterdiği şey yok bunun içinde. Bunun içinde bir adet B vitamini. Gördüğünüz gibi B vitamini. Coenzim'in yanına koyalım. Bu arada neyse, hepsini bir çıkartayım ondan sonra.
göstereceğim. Bu Nutraxi'nin arkadaşlar Big Enerji ürünü. Bunun içinde ginseng falan var. Ginseng falan var. Ben bunun için kullanıyorum. Aynı zamanda gerçekten enerji verdiğini hissediyorum. Gün içinde daha iyi oluyorum. Sabah yine onu kullanıyorum bir tane. Bu benim almadığım, ek olarak almadığım multivitaminleri içeriyor. Aynı bununla aynısı gibi ama aynısı değil, rengi biraz değişik. Bunun içinde işte B2 vitamini var, B6 vitamini var. İşte kompleks birkaç tane vitamin var. Onu da koyalım. Ve tabii ki olmazsa olmaz balık yağı çıkartacağım. Olmazsa olmaz balık yağım var bir tane. Onu da koydum. Sonra son olarak bir tane daha var ve onu da çıkartabilirsem eğer göstereceğim size. Son olarak arkadaşlar magnezyum. Son olarak magnezyumum var. Bu arada bir de çinko alıyorum ama sanırım çinkom bitmiş. Çinkoyu gösteremeyeceğim. Onu da sabah kullanıyorum. Bakayım bir şöyle var mı çinko. Bakayım. Çinko harbiden kalmamış ya. Bir tane bile yok. Olsaydı gösterecektim. Çinko ve demir mix alıyorum ben. Kırmızı bir tablet oluyor böyle. Çinko ve demir mix. Aynen. Hiç kalmamış gerçekten size gösterebileceğim. Keşke dikkat etseydim. Onu aldıktan sonra video çekseydim ama neyse. Kalmamış içinde. Arkadaşlar normalde ben nasıl kullanmanızı tavsiye ediyorum biliyor musunuz? Bu multivitamini sabah. Big Enerji'yi sabah. Balık yağını sabah, yani bu saatte ilk uyandığınızda, koenzimi sabah, zaten alıyorsun da all day, hani sabah kullan, bütün gün seni idare etsin falan. B12 ve magnezyumu aslında akşam tavsiye ediyorum, uyumadan önce. Ama dediğim gibi ben gerçekten üşengeç bir adam olduğum için, sabah kalktığımda, yani çok da fark etmez aslında vitaminler. Ama bazı supplementler fark ediyor, glutamin falan mesela, onu glutamini antrenman sonrası kullanacağım. Uyumadan önce de kullanabilirsin. Neyse onları zaten bahsedeceğim. Dediğim gibi vitaminler çok da fazla fark etmez aslında. Gün içinde herhangi bir zaman alsak yeterli. Ben çok üşengeç bir adamım. Yani akşam yok onu kullandım mı, yok bunu kullandım mı falan diye düşünmemek için direkt sabah bütün alabileceğimin hepsini alıyorum. Bu arada son bir şey daha var. Önce şunu bu. Son bir şey daha var sabah kullandığım. Oğlum bu nasıl bir tripoddur ya? Lanet olsun. Bu nasıl tripodsun sen? Buddy. Oh buddy. Şunu bir karıştırayım önce. Kreatin ve arginin var bunun içinde. Ve sabah aldığım vitaminlerden arkadaşlar D vitamini. Gördüğünüz gibi. Oral damla D vitamini. D3. Bundan yaklaşık 10 damla kullanıyorum. Siz 8 damla falan kullanabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bunu herhangi bir şekilde ağzınızdan geçmesi yeterli. Neredeyse hiç tadı yok bu arada. Direkt ağzınıza da sıkabilirsiniz. Yani ben öyle yapıyorum. Yok ben öyle içemem derseniz bir yemek kaşığına sıkıp yemek kaşığına birazcık su veya meyve suyu koyup o şekilde de içebilirsiniz. Evet. Arjinimizi, kreatinimizi ve D vitaminimizi buraya koyduk. Spreadin all day. Multivitamin. Rengi biraz kapalı olan. Magnezyum. Bu akşam olsa daha iyi olur. Tekrar söylüyorum. Artık bıktım bunu söylemekten. Siz de bence duymaktan bıktınız. Tamam bir daha söylemeyeceğim. Üşengeç bir adam olduğum için sabah direkt kullanıyorum. B vitamini. Dediğim gibi akşam olsa biraz daha iyi olabilir. Akşam olsa biraz daha iyi olabilir diyorum ama fark etmez aslında ya. Çok da bir fark olsa ben de zaten akşam kullanırım. Sonra işte Big Enerji Nutraxi'nin. Nutraxi'nin de bu arada çalışmamız bitti. Artık sponsorum değil. Ama güzel arkadaşlıkları edindim ve
Çok güzel şeyler kattılar bana. Teşekkür ettim onlara. Neden ayrıldık? Ben dedim ki benim sponsorlarla hani bir şartım var bana sponsor olanlara. Beni takip eden insanların bir artısı olması gerekiyor dedim. Onlar da hani indirim kodu falan tanımlayamayacaklarını söylediler. Zaten az kâr ettiklerini ve indirim kodu tanımlayamayacaklarını söylediler. Ben de hani bu şartlarla devam etmek istemediğimi söyledim. Dedim çocukların en azından bir artısı olmalı dedim. Hani vitamin almak istedikleri zaman yapamayacaklarını söylediler. Ben de teşekkür ettim ve belki başka bir tane vitamin markası bulup size de yardımcı olabileceğimi düşündüm. Bu şekilde ayrıldık. Ama hala kalan vitaminler var, onları kullanayım. Ondan sonra başka vitamin arayışlarına geçeriz. Başka vitamin sponsor arayışlarına geçeriz. Umarım o zaman size de bir şeyler katacağım. Bunu da atayım. Son olarak balık yağı. Büyük balık yağlarından. Küçük olanlardan değil. Bunu her işlemin dibinde birazcık kreatin kalıyor. O yüzden bunu biraz daha su koyup o kreatini de içeceğim. Ah! Elimi çarptım. Arkadaşlar bu video devam edecek. Şimdi antrenmandan önce ne kullandığımı da size göstereceğim. Antrenmandan sonra ve uyumadan önce de ne kullandığımı size göstereceğim. Video devam edecek dediğim gibi. Antrenmanın sonrasına görüşürüz. Orada bir şey söyleyeceğim arkadaşlar size. Şimdi siz diyeceksiniz ki supplementlerin neden supplement kutusunda değil, neden böyle kutularda? Bak bunlar da mesela bu neden bütün vitaminler bunun içinde falan mesela? Hani neden arginin bunun içinde falan diye sorabilirsiniz. Şimdi ben tatilde olduğum için Muğla'da bütün supplement kutularını çantama koyamayacağım için böyle ufak ufak kavanozlara koydum. Bunun nedeni bu. Antrenman sonrası önümde görüşürüz. Evet arkadaşlar, videoya devam ediyoruz. Biliyorsunuz ben Muğla'dayım. Şu anda tatile geldim. Neyse bunu neden söylediğimi biraz sonra anlayacağım. Şimdi antrenmana gireceğim. Yarım saat sonra antrenmanı gireceğim. Antrenmandan hemen önce ne kullanıyorum onları size göstereceğim. Antrenmandan 30 dakika önce şurayı çekeyim. Burada normalde beyler amino asit vardı. 3 tane amino asit antrenmandan önce 3 tane de sonra atıyordum ama kalmadığını yeni fark ettim. Hiç de kontrol etmemiştim. Aklımdaydı ama işte çok fazla bir şeylerden uğraşmaktan unuttum. Şimdi protein dozu içeceğim sadece. Ne yapalım? Bugünlük amino asit içmeyeceğim ama içtiğimi burada söyleyeyim. Antrenmandan 30 dakika önce 3 tablet Vader amino asit kullanıyorum. Ve antrenmandan hemen sonra kullanıyorum. Bugün kullanmayacağım artık. Yapacak bir şey yok. Evimde uzak. Arabayla da gitmek istemiyorum şu an. Hiç uğraşmıyorum 3 tane amino asit için. Dediğim gibi çok üşengeç bir adamım ben. Bu arada sabah söylediğim gibi ben supplement içerken asla 250 ml yok 300 ml su falan yapmam. Her fırsatta su içerim. Shaker'a koydum bayağı. SSN BCAA normal şey, SSN protein tozu. Normalde şey kullanıyordum. Optimum Gold Standard Whey protein kullanıyordum. Ama SSN'i sürekli önerdi bana Mehmet abi, sponsorum. Hani Whey Market akatların sahibi. O önerdi. İbo dedi bunu çocuklara önereceksin dedi. Önce sen kullan abicim dedi. Çocuklara da öner bunu dedi. Hem daha uygun dedi hem daha iyi. Ben şu an kullanıyorum. Duruma göre size de önereceğim. Biraz daha koymak istiyorum. Şundan. Antrenman öncesi sadece protein tozu ve amino asit kullanıyorum. Şunu koyayım. Bunu güzelce kapatayım. Bir saniye. Kapatayım, videoya devam edeceğim. Bunu çalkalayalım güzelce. Bu arada dün içtim. Sütle tadı inanılmaz güzel oluyor. Suyla da güzel. Ama sütle tam bir kokolu çikolata, kokolu süt oluyor. Şimdi bak. Vader aminazitin tozları hep shaker'ın altına karışmış. Burada da var. Bugünlük unuttum ama yapacak bir şey yok. Burada bir tane hardlan BCAA görüyorsunuz. Onu biraz sonra açıklayacağım ne olduğunu. Bugün değil hatta 3 gündür inanılmaz yoğunum beyler. Muğla'ya geldim. Burada ehliyet almaya çalışıyorum. Ehliyetimi o beni inanılmaz sıktı ya.
Oraya gidiyorum, oradan oraya gidiyorum, oradan oraya gidiyorum. Kafamı allak bullak etti. Antrenmanları bile zar zor yapıyorum. Bunu içeyim, sonra antrenman sırasında içtiğim şeyi hazırlayacağım. Ondan sonra antrenman sonrası, sonra artık uyumadan önce ne kullanıyorum, oraya geçeceğiz. Bunu bir gömeyim. Ondan sonra antrenman sırasında içeceğim şeyi hazırlayacağım. Peace. Arkadaşlar, antrenman öncesi ne içtiğimi gördünüz. Amino asidim kalmadığı için içemedim. Sadece protein tozumu içtim. Şimdi antrenman sırasında BCA içiyorum. Sadece BCA içiyorum antrenman sırasında. SSM marka BCA kullanıyorum. Yani şu marka BCA kullanıyorum. Peki şu anda neden yanınızda Hardline BCA var derseniz, daha dün sponsorum aslında yeni BCA göndermişti bana. Teşekkür ediyorum buradan ona. Neden Hardline BCA var derseniz, şaşırmayacağınız bir şey. BCA'mı da evde unutmuşum. BCA'mı da evde unutmuşum. Bir önceki hani Snap'te söylemiştim ya, o kaplarda falan, o dolapta unutmuşum. Almamışım hiç yanıma. Aldığımı zannediyordum oysa ki. Ama dün aldığımı, bugün aldığımı zannediyorum. Dünkü olayları bugün aldığımı zannediyorum. Dediğim gibi kafam harbiden yoğun. Bu arkadaşımın BCA'sı. Şimdilik bununla idare edeceğim. Hardline BCA da iyi. Ama SSM'den gerçekten memnunum. Yani şu an değiştirmeyi düşünmüyorum. Şimdilik Hardline kullanacağım. Bu arada ne kadar suya koyuyorum? Dediğim gibi suyu hiçbir zaman hesap etmem beyler ben. Bakın, hatta yarısı dolmadı. Ben bunun yarısını da doldururum. Onun yarısını da doldururum. Antrenman sırasında bir yudum su içerim. Bir yudum BCA içerim. O şekilde antrenmanın içinden geçerim. Ne kadar BCA koyacağım? Bunun içinde ölçek yok sanırım. Açayım bir şunu. Aynen, gördüğünüz gibi bunun içinde ölçek yok. Arkadaşım dedi, balonun içinde ölçek yok. Çay kaşığıyla koyarsın dedi. Zaten burada dolu dolu. Şu zaten bir ölçek falandır. İki ölçek koyacağım. Bir. İki ölçek koyacağım. İki ölçek BCA ve yaklaşık 500 mg su. Bütün antrenman boyunca yiyeceğim onu. Protein tozu bedava olunca, supplementler bedava olunca böyle kullanılıyor. Şaka yapıyorum, şaka. Umarım bir gün hepiniz iyi yerlerde olursunuz ve sizi destekleyen insanlar olur. Ben de çok yakın zamanda kendi supplement dükkanımı açmayı düşünüyorum. Şu an önümde askerlik var. O askerliği eğer sonuçlanırsa, gideceğim veya gitmeyeceğim diye sonuçlanırsa, supplement dükkanı açıp hani insanlara gerçekten destek olmak istiyorum. Tabii başarılı olan insanlara, çok daha yeni başlamış, hani ben de sponsor istiyorum falan diyenlere tabii ki olmayacağım. Gerçekten başarılı olduğunu gördüğüm çocuklara destek olmayı düşünüyorum. Tabii bana bir şey katabilecek çocuklara. Neyse, planımdan da bahsettim burada. Ufaktan uzun 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 vadede planlarım var. Antrenman sırasında bunu kullanacağım. Antrenman sonrası ne içtiğimi de, ben antrenmanı yapayım geleyim, içinden geçeyim antrenmanın. Ondan sonra çekeceğim zaten. Bir sonraki biraz sonra görüşürüz. Peace. Peace. Bundan sonra böyle peace diyeceğim. Peace. Peace. Dövmelerim var. Beyler, antrenmanı yaptım ve geldim. Hiç merak etmeyin, body'niz yine patlattı. Body'niz çok iyi geliyor. Hiç merak etmeyin. Sadece izleyin. Antrenman sonrasında ne kullanıyorum supplement olarak? Bunun içindeki BCA'yı bitirdim. İçinde birazcık şu kalan BCA. BCA'yı bitirdim antrenman sırasında hepsini. Ne dedim? Suyu asla hesap etmem dedim. Koyabildiğim kadar su koyarım dedim. Her fırsatta su içerim baba. Gördüğünüz gibi şıkırı ağzına kadar. Bir ölçek protein tozu. Bir de glutamin koyana kadar. Yoruldum, hemen daha yeni çıktım antrenmandan. Koyacak kadar boşluk bırakırım. Gerisini su koyarım. Her fırsatta su içerim. Şimdi 10X markasının glutaminini deniyorum. Bunu da size söyleyeceğim. Daha kullanmadım bunu. Yeni kullanmaya başlayacağım. Daha dün açtım hatta. Ama bir ölçü bile almadım. Ve protein tozu, SSM marka protein tozu. Bunu zaten gösterdim. Bir ölçek glutamin atacağız. Bir ölçek whey protein. Bunların kapağını açayım, hemen geri dönüyorum. Bir saniye. Bir saniye canlar. Açtım. Bir ölçek protein tozu aldım. Görüyorsun ya. Bir ölçek protein tozumuzu koyduk. Glutaminimizi alalım. Glutamin. Yine bir ölçek, gördüğünüz gibi. Tat. Antrenman sonrası protein tozu, glutamin ve
Amino asit kullanıyorum. 3 tablet amino asit. Dediğim gibi şimdi amino asitimi unutmuşum, o yüzden almadım. Sıkıntı yok. Bugünlük idare ederiz. Kreatini isterseniz antrenmandan hemen sonra ya da gün içinde herhangi bir vakit alabilirsiniz. Ben dediğim gibi çok üşengeç bir adamım. Sabah kalktığım zaman direkt sabah alınabilecek herhangi bir şeyi alıyorum ki gün içinde bir daha uğraşmayayım. Zaten sabah da söyledim. Bütün vitaminleri alıyorum. Kreatinimi alıyorum. Arjinimi alıyorum. Akşam saatlerinden gün içinde falan hiç bir daha onlarla uğraşmayayım diye. Şimdi buna koyduk protein tozunu ve glutamini. Bunu kapatıp gömeceğim. Antrenman sonra bunları kullanıyorum. Şimdi son kaldı. Uyumadan önce ne kullanıyorum ona geçelim. Sonra videoyu kapatacağım. Merak etmeyin, body'niz hakkını verdi. Siz de hakkını verin. Body'niz bugün sırt yaptı. Sırtı patlattı. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki öğünde, yani uyumadan önce ne içiyorum ona geçelim. Bu videoyu da sonlandıracağım. İyi bakın kendinize. Peace. Evet, tekrardan merhaba. Full day of supplements videomu artık bitireceğim. Muğla'daki evimdeyim. Bu arada içeride neden mutfakta çekmiyorsun gibi dersen, arkadaşım geldi o rahatsız olmasın diye. Hemen 2 dakika buraya geldim. Videoyu çekeceğim, bitireceğim. Sonra onunla ilgileneceğim. Ben size ne demiştim? Gerçekten pis bir insanım demiştim. Gerçekten pis ve dağınık bir insanım. Gördüğünüz gibi antrenman üstlerim. Şu artık rengi ne olmuş bunun? Bu rengi artık siyah olmuş. Bu en son beyazdı bu. Bunların artık sanırım yıkanmaya ihtiyacı var. Bu arada benim çok garip bir huyum var. Giymiyorum, tamam mı? İşte bir kere giyiyorum, terliyorum. Bu koyuyorum siyahlaşana kadar orada bekliyor. 3 ay, yani abartmayacağım. Harbiden 1,5-2 hafta bekliyor baba aynı yerde. Ha, bunlar işte gördüğünüz gibi kim bilir ne zamandır bekliyor. Şu boxer'ı bilmiyorum ne zamandır bekliyor. Şundan ne zamandır bekliyor. 1,5 ay bekliyor yani harbiden, öyle de oluyor. Bir bakıyorum renkleri siyah dönüyor. Tamam mı? Bunları yıkama vakti geldi. Lan salak, bir kere iki kere giydikten sonra yıkasana. Ve adam gibi şu dışarıya atsana, bir yere atsana. Neyse, çok dağınık birisiyim gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi evimi de çekeyim size. Gördüğünüz gibi burada... Burada en son kim yaptı kim bilir. Neyse. Konumuza gelelim artık. Bu video nereden buraya geldi bilmiyorum. Konumuza gelelim. Uyumadan önce içtiğim supplement. Sadece glutamin içiyorum. Biraz sonra zaten koyup içeceğim, göstereceğim. Sabahtan bir özet geçeyim mi? Ya da özet geçmeyeyim ya. Videoyu tekrardan izleyin baba. İstiyorsanız. Bir bardak suyum. Ne demiştim? Suyu hiçbir zaman hesap etmem. Her fırsatta en fazla suyu içerim. Neden supplementlerimin neden bir kısmı bu şekilde kavanozlarda olduğunu açıklamıştım. Tatildeyim şu anda, tatile geldim ve valize o büyük kutularda sığdıramadım. Çünkü bir sürü de kıyafet aldım yani, çünkü uzun bir tatile çıktım. O yüzden küçük küçük beni idare edecek kadar koydum. Beni bir iki hafta idare etsin, zaten ondan sonra sponsordan takviye istedim. Gönderdiler onlar da. Ama bu bitmedi, gördüğünüz gibi yarısı kaldı. Bu glutamin, bir tatlı kaşığı, dolu dolu tatlı kaşığı glutamin açacağım. Neden ölçek yok derseniz, ölçeği zaten bunun içine ne bileyim koymak istemedim. Hatta şey koyayım bunu. Tripodu koyayım şöyle. Tripod çeksin beni. Ben de onu koyup içeyim baba. Burada bir tane vazelin görüyorsunuz, evet. Sakın yanlış anlamayın. Vazelin görüyorsunuz burada. Onu sakın yanlış anlamayın. Yeni dövme yaptırdım biliyorsunuz. Ellerimi yıkamıştım ama dur. Yeni dövme yaptırdım biliyorsunuz. Dövmelerimi sürüyorum. Başka bir şeylere sürmüyorum. Bayan takipçilerim rahatsız oluyor böyle konuşmamdan. Burada aslında bir şey daha söylerdim ama birazcık bayan takipçi sayım sanırım birazcık arttı. O yüzden dikkat edeceğim artık böyle şeylere. Yani ben doğal bir insanım. Yani asla benim doğallığımı kimse bozamaz ama bu birazcık terbiyesizliğe kaçıyor. O yüzden dikkat edeceğim. Gerçekten böyle bir şey. Böyle şeyle. Bu arada bu kaşık gördüğünüz gibi benim için gayet temiz bir kaşık. Görükmüyor ki. Yere de damladı. Oh, çok güzel. Çok güzel. Niye olmuyor ya? Niye odaklamıyor bu şey? Neyse. Bu kaşık gayet temiz bir kaşık benim için.
Uyumadan önce glutaminimi yapıştırırım. Ve uyurum baba. Telefonu şöyle alayım da beni çeksin. Uyumadan önce glutaminimi boom yapıştırırım ve uyurum. Bugün de iriyiz. Çok şükür. Glutaminin markasını biliyorsunuz zaten. 10X. Bunları deniyorum. Aldığım verime göre size de önereceğim. Neyse. Bu form videosu değil. Beyler size bir şey söyleyeyim mi? Harbiden bir şey söyleyeceğim size. Bakın burayı iyi dinleyin. Tamam mı? Arkadaşlar, tahmin ettiğinizden çok daha iyisiniz biliyor musunuz? Bakın bir örnek vereceğim. Bunu hepimiz yaşamışızdır. İlk spora başladığımız zamanlar. Atıyorum 10 kilo 10 kilo bench press yaparken oraya 5-5 daha takmayı takarken korkarız. Hani bunu yapamayacağımızı falan düşünürüz. Ama 5-5 taktığımız zaman aa bu muydu? Bu kadar mıydı? Daha ağır bekliyorduk falan gibi cümleler kurarız ve böyle düşünürüz. İnanın bana her şey böyle. Hayattaki her şey böyle. Tahmin ettiğinizden gerçekten çok daha iyisiniz. Sadece birazcık elinizden geleni yapın. Birazcık sabredin. Şöyle bir şey olun. Şöyle gözle görülür bir şeyiniz olsun. Ondan sonra zaten inanın bana gerisi çorap söküğü gibi geliyor. Ne bileyim sponsorluğunuz oluyor. Sizi destekleyenler oluyor. Çevrenizdeki insanların size inancı oluyor. Herkes bilir. Ben ilk video çekmeye başladığım zaman kendime güvenim vardı. Etrafımda beni tanıyan insanlar bana çok güveniyordu. İbo sen yaparsın, İbo sen başaracaksın. Herkes bana diyordu. İbo sen kesinlikle başaracaksın, sen yapmazsın, kimse yapamaz. Beni tanımayan insanlar bana sallıyordu her zaman. Hala eski videolarıma bakarsanız eğer herkes bana sallıyordu, herkes. Şu anda yeni yeni videolarıma gelirsiniz, hele ki son attığım videolarıma gelirseniz herkes diyor ki İbo sana helal olsun, sen çok şey başardın. Yani buradan söylemek istediğim şey umarım anlıyorsunuz. Tahmin ettiğinizden çok iyisiniz. Sakın sizi tanımayan insanların, hatta tanıyan insanların da size söylediği kötü şeylere inanmayın. Neyi seviyorsanız, vücut geliştirmesi vücut geliştirme, ders çalışmaksa ders çalışmak, işinizse işiniz, stajınızsa stajınız, her ne boksa yani sevdiğiniz şeyi yapın. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten de başarılı oluyorsunuz. Ben seviyorum baba. Akşam glutamin içerim. Siz giderseniz klaplarda eğlenirsiniz. Ben glutaminimi içerim. Arkadaşım odada. Arkadaşımla muhabbetimi ederim. Takılacaksak takılırız, anladın mı? Bu yani. Benim muhabbetim bu. Seviyorum bu hayatı. Kimisi modifiye yapar. Kimisi vücut geliştirir. Sevdiğiniz şeyi yapın, anladın mı? Video bayağı uzun oldu bu arada. Full day of supplement çektim. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın beyler. Ve kızlar. Sıkıntı yok. Herkes takip edebilir. Kendinize çok iyi bakın. Tahmin ettiğinizden çok daha iyisiniz. Tahmin ettiğinizden çok daha iyisiniz. Tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me. Even if it's